Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda en güçlü olduğu burçta parlarken sizin de kariyer alanınızı aydınlatıyor. Evet, bu ay her ay olduğu gibi bir yeni ayımız, bir dolunayımız var. Aslan burcunda yeni ay doğacak. Kova burcunda tekrar bir dolunay meydana gelecek. Bu yaz iki kova dolunayı yaşıyoruz. Ağustos'un ilk haftası genel olarak biraz sıkıntılı ve biraz huzursuz geçebilir. Neden? Çünkü Kova burcunda ilerleyen Satürn, aynı şekilde Boğa burcundaki Uranüs, Aslan burcundaki Güneş'le sert açılar yapacak. Siz de bir sabit burç olduğunuz için etki alan burçlardansınız. 2 Ağustos'a dikkat etmek gerekiyor. Güneş, Satürn karşıtlığı söz konusu. Güneş tam 10. evinizde, Satürn 4. evinizde, aile, iş, kariyer sorumlulukları arasında bazı böyle çatışmalar olabilir. Biraz hani engeller hissedebiliriz. Belki iş konularında kariyer hedeflerimizde bizi engelleyen koşullar var. Ya da bireysel anlamda sorumluluklarımız, özellikle aileyle ilgili sorumluluklarımız biraz sıkıntı yaratıyor. Anne, baba, ebeveynler, onların sağlıkları ile ilgili konulara da, özellikle hayatımızdaki olgun yaştaki kişilerin genel durumları ve sağlıklarına da biraz dikkat etmekte bu dönemde fayda var. 6-7 Ağustos ise Güneş Uranüs karesi netleşecek. Bu dönemde de ilişki dinamiklerimizde biraz sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz. Eşimizin, partnerimizin, karşımızdaki kişilerin ani ve beklenmedik dürtüsel tavırları söz konusu olabilir. Bu bizim için de biraz stres unsuru olabilir. Bu dönemi daha sağduyulu yönetmek gerekiyor. Çok ani kararlar vermeden, dürtüsel davranmadan idare etmek gerekiyor. 8 Ağustos'ta 16 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni gündemler demek. Sizin için önemli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay kariyeriniz, işiniz, toplumdaki duruşunuz, görevleriniz, sorumluluklarınız alanında yeni kapılar açabilir size. İş mi arıyorsunuz? Evet, bu yeni ay size bir iş sunabilir. Yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. Çalıştığınız işte bazı görev değişimleri olabilir, yer değişiklikleri olabilir. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili veya ilişkilerle bağlantılı olarak toplumdaki duruşunuz, statünüz, genel olarak kariyerinizde de bazı önemli kapılar açılabilir size. Bunlar bazen kuracağımız iş bağlantıları, iş birlikleri olabileceği gibi bazen evlilik, ortaklıklarla da ilgili olabilir. Yani bunlar başlangıçlarda olabilir, bazen dönüşümler olabilir. Bir şekilde kariyerimizi etkileyecek konular devrede olacak ve yer değişimleri de tabii ki söz konusu olabilir. Yeni ayın etkileri 22 Ağustos'a kadar olan 2 haftalık süreç içerisinde gündemimizde olabilir. Ay boyunca gezegeniniz Mars Başak Burcu'nda olacak. Venüs ayın 16'sına kadar Başak Burcu'nda. Ayın 11'inden itibaren ise Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Şimdi Başak Burcu'ndaki kişisel gezegenler bu ay genelinde aslında bizim daha detaycı, daha mükemmelliyetçi olduğumuzu da işaret ediyor. Siz de sosyal çevrenizde, birlikte çalıştığınız kişilerle olan ilişki dinamiklerinde daha mükemmelliyetçi olabilirsiniz. Bu bazı ekip çalışmalarında sorumluluklar alabileceğinizin de işaretçisi. Belki bir projeyi yöneteceksiniz. Belki arkadaşlarla ilişkilerde, sosyal hayatınızda da dikkat çeken koşullar var. Zaman zaman buralarda çok eleştirel olmanız da mümkün. Aşırı detaycı olmanız da mümkün. Ama genelde çalışkan bir enerjisi vardır Mars'ın Başak'ta ve sizi etkileyecek. Yani hedef odaklı olacaksınız bu ay. Gelecek planlarınıza, projelerinize odaklanacağınız, planlı programlı bir şekilde çalışacağınız, oldukça da belki başkalarının da dikkatini çekip takdir edilebileceğiniz önemli bir ay. Özellikle ayın 18'i, 19'u, 20'si yaptığınız çalışmalar veya bir ekip içerisinde aldığınız sorumluluklar, vereceğiniz kararlar başkalarının dikkatini çekebilir ve gerçekten maddi manevi bazı sürpriz ödüller alabilirsiniz. Güzel elde edişler de söz konusu olabilir hayatınızda. Her türlü ilişkide
eşinizle veya birlikte çalıştığınız kişilerle de birlikte daha rahat iş paylaşımları yapabileceğiniz, birlikte daha rahat çalışabileceğiniz, verim alabileceğiniz bir dönem. Özellikle ayın işte o 17'si ile 19'u 20'si arasındaki süreci verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayın 16'sında Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Venüs Terazi Burcu'nda rahattır, kendi burcundadır. Hayattan alacağımız rahat, konfor anlamında bizi destekleyecektir. Biraz daha belki çok çalışacağız dedik, işte yorulacağız dedik. İşte bunların elde edişleri alacağımız keyfi arttıracaktır. Belki biraz dinlenme fırsatlarını bize verebilir Venüs Terazi'ye geçişinden itibaren. Ayın 22'sinde Kova Burcu'nun 29 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay, bu yazın Kova Burcu'ndaki ikinci Dolunay'ımız. 24 Temmuz'da da 1 derece Kova Burcu'nda yaşadık. İki Dolunay aslında birbiriyle bağlantılı olabilir. Çünkü 22 Temmuz'daki Kova Burcu'nun son derecesinde. Bir burcun son derecesindeki dolunaylar o burcun son derecelerini etkilediği gibi bir sonraki burcun ilk derecelerini de etkiler. Dolayısıyla bu dolunay aslında sabit burçların son dereceleriyle beraber değişken burçların ilk derecelerini de etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa veya kişisel haritalarınızda özellikle değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa, değişken burçlarda Başak, Balık, Yay veya İkizler olabilir. Gezegenleriniz bulunuyorsa etki alabilirsiniz. Bu dolunay ev yuva alanlarınızda bazı dönüşümler getiriyor. Ebeveynlerinizle ilgili konularınız da tabii ki gündemde olabilir. Onların genel hayat düzenleri, yaşam alanları, sağlıkları, onların iş hayatları. Hani buralarda bazı dönüşümler, bitişler, sonlanmalar olabilir. Veya işte sizin için kariyer konularında bazı dönüşümler ya da taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. Bu dolunay zaten ayın son haftasını önemli ölçüde etkileyecek. Dolunayın hemen ardından Güneş Başak Burcu'na geçiyor. 22'sinden itibaren sizin haritanızda 11. evde parlamaya başlayacak. Eylül ayında da Başak yeni ayımız var. İş konuları demek, projeler demek. Biraz hani sosyal hayatınızı da etkiliyor bu Başak. Arkadaşlıklar ve özellikle iş arkadaşları anlamında ya da işte grup çalışmaları, ekip çalışmaları ya da dahil olduğunuz bazı organizasyonlar anlamında hareketliliği arttırıyor. Bu gündemlerde ayın son günlerinde dolunayın ardından daha fazla dikkat çekmeye başlayabilir sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.